Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz, 4 köy Azerbaycan'a geri verilmişti. Ermenistan'da halk ayağa kalktı. Kıymetli izleyenler, Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesine karşı düzenlenen gösterilerde 226 kişi gözaltına alındı. Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu 4 köyü Azerbaycan'a iade etmesinin ardından ülkede halk ayaklandı. Muhalefetin çağrısıyla dün başkent Erivan'da gerçekleşen mitingin ardından bugün sabah saatlerinde göstericiler sokaklara döküldü. Erivan'ın girişindeki yolları trafiği kapatan göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Cadde ve sokaklarda yürüyüş gerçekleştiren protestoculara polis sert müdahalede bulundu. Gösteriler sırasında parlamento binasının yanı sıra hükümet binası da koruma altına alınırken göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı şu ana kadar 226 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında muhalif siyasetçilerin de bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin aracıyla bir caddeye girişi kapatan milletvekili Astos Simonyan'ı darp ederek gözaltına aldığı belirtildi. Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Kazah iline bağlı Bahanis Ayrım, Aşağı Eksipara, Heykirimli ve Kızıl Hacılı köylerini 24 Mayıs'ta Azerbaycan'a iade etmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bildiğiniz gibi 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan Türkiye'nin de desteğiyle Rusya ve Ermenistan'a karşı büyük bir özgürlük mücadelesi vermiş ve 30 yıl önce işgal edilen tüm topraklarını özgürlüğe kavuşturmuştu.